Merhaba arkadaşlar. Soran arkadaşlar var. Onlara yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Bu videoda sizlere Movavi Video Editor Plus programını tanıtacağım. Ben bu programı seçiyorum çünkü bana çok avantajlı geliyor. Birçok program denedim. Birçok program var. After Effects gibi. Onlar daha teferruatlı tabii ki ama ben bu programın render özelliğini seviyorum arkadaşlar. YouTube'da birçok videosu yayınlanmış, anlatımları yapılmış fakat bu konuya değinilmemiş. Ben şimdi kimsenin değinmediği konuya değineceğim. Önce size OBS ayarlarımı göstereyim arkadaşlar, videolarımı nasıl çektiğimi, oyunları nasıl çektiğimi. Kayıt ayarlarından arkadaşlar gördüğünüz gibi AMD ekran kartım olduğu için H264 enkoderini kullanıyorum arkadaşlar. AVC olanı kullanıyorum. Burası dengeli CBR. Hedef bit hızını 20.000 yapıyorum arkadaşlar. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz, netleştirebilirsiniz. 30, 40, 50.000 yapabilirsiniz. Ama dosya boyutu büyüyecektir, onu söyleyeyim size. Benim videolarımın netliğini beğeniyorsanız siz de 20.000 yaparsınız. Normal 10 dakikalık bir video 800-900 MB, 1 GB çıkıyor. Normal arkadaşlar. İsterseniz daha da küçültebilirsiniz. Eğer görüntüden ödün vermek istiyorsanız 20.000 bana ideal geliyor. Bu ayarı yaptıktan sonra arkadaşlar videolarımı kayıt ediyorum. Ondan sonra Movavi Video Editor programına gördüğünüz gibi videolarımı yerleştiriyorum. Ses dosyalarımı yerleştiriyorum. Ve bu şekilde videolarımı editliyorum arkadaşlar. Bu programı tercih etmemin sebebi arkadaşlar. Buradan tercihlere girelim. Gördüğünüz gibi OpenGL uygulamasını kullan diye bir seçeneği var. Hızlandırma olarak da gördüğünüz gibi GPU hızlandırma. Nedir bu diyeceksiniz. İşlemciniz benimki gibi düşük bir işlemci ise render almak çok uzun sürecek arkadaşlar. Ben Pentium Gold 5400 bir işlemci kullanıyorum. Düşük seviye bir işlemci. Onun için render alırken normalde 1 GB'lık dosyayı inanır mısınız 1 saat, 50 dakika, 60 dakika süre veriyor render için. Ama bu program ekran kartıyla render yaptığı için 10 dakika sürmüyor arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi ayarlarını. Bakın burada dışa aktar diyorum arkadaşlar. Daha sonra şuraya çıkartmıştım proje olarak. Proje 1 olarak kayıt edeyim. Gelişmişe geliyoruz. Ben burada özeli seçiyorum arkadaşlar. 3 seçenek var. Oto var. VBR var. Yani buradan kalitesini yükseltebilirsiniz. Denemelerim sonucunda ben en güzel özeli buldum arkadaşlar. Buraya istediğim kadar biti yazıyorum. Mesela 10.000 bit yapıyorum arkadaşlar videolarımı genelde. Netliğini siz görüyorsunuz zaten. İsterseniz 11, 12.000 yapabilirsiniz. 13.000 yapabilirsiniz. Netliğine göre ayarlayabilirsiniz. Tabii boyutu yükselecektir. Onu söyleyeyim. Onaylıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bize 785 MB bit çıktı verecek arkadaşlar. Bakalım ne kadar sürecek. Tabii size tamamını izletmeyeceğim ama göstermek istiyorum. Videoyu keseceğim zaten. Bakın şimdi görev yöneticisini açalım. Gördüğünüz gibi burada Radeon'un RX 570 ekran kartı var bende. %90, %100 çalışıyor şu anda. İşlemcim %69, %62. Ara sıra bu Turbo Boost gibi GPU gördüğünüz gibi ekran kartı hızlandırmaya giriyor. 8 dakika verdi süreyi ama 8 dakika sürmeyecek arkadaşlar bu. 6 dakika falan sürer. Yani düşünün 700-800 MB bir dosyayı 6 dakika. Bilmiyorum bundan daha hızlı yapan var mı? Tabii 2000 lira 3000 lira bir işlemciye veren varsa yapar tabii ki. Ama siz de benim gibi düşük seviye, orta sınıf bir işlemci kullanıyorsanız kullanacağınız en güzel program budur arkadaşlar. Videonun altına linkini bırakacağım. Sitesinden indirip deneyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.